Muzaffer İzgü kimdir? ''1933 yılında Adana'da doğdu. Çocukluk dönemi yoksulluk içinde geçti. Bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işler yaptı. Pamuk tarlasında çalıştı ve aynı zamanda da eğitimine devam etti. Diyarbakır öğretmen okulunu bitirdikten sonra öğretmen olarak görev yaptı.'' mizah öğelerinden faydalanarak toplumun aksayan yönlerini okuyuculara aktardı. 1977 yılında Akşehir Ulusal Gülmece Öyküsü yarışmasında üçüncülük, Donumdaki Para adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü, Dayak Birincisi adlı çocuk romanıyla da Bulgaristan Altın Kirpi Ödülünü kazandı. Röportaj ve öykülerin yanı sıra tiyatro oyunu yazmaya yönelen İzgü, özel tiyatrolarda oynayan, radyolarda yayınlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Yazdığı ilk oyun Necat Uygur için yazdığı İnsaniyet'tindir. İlk kitabı Gece Kondu 1970 yılında yayınlandı. Zıkkımın Kökü ile Ekmek Parası adlı eserlerinde kendi yaşama öyküsünü ortaya koydu. 26 Ağustos 2017'de 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Muzaffer İzgi hastanede yattığı dönem, ölümün ardından kendisi için Muzaffer İzgi doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti denilmesini istemişti. Ödülleri: 1977, 1978, 1980 ve 1997 yıllarında birçok ödülle kazanmıştır. Üçüncülük, ikincilik gibi ödülleri, birincilik gibi ödülleri vardır. Bazı eserleri Öykü mizah, bando takımı, donumdaki para, deliye her gün bayram, sen kim, hu huvardalık kim, her eve bir karakol, devlet babanın Ton Ton çocuğu, lüplüp lüp makinesi, kasabının yarısı, demokrasimiz kaç para eder, Azrail nasıl rüşvet yedi, zıkkımın kökü gibi bazı eserlerini görebilirsiniz. Roman Gece Kondu 1970, İlyas Efendi 1975, Halo 1973 gibi oyunları vardır.